Selamun aleyküm. Allah gecenizi hayır etsin inşallah. Cenab-ı Hak gündüzlerinizi, ayınızı, ömrünüzü hayırlı eylesin. Oruçlarınızı mübarek eylesin. Cenab-ı Hak nice Ramazanlara ulaşıp orucu tutmayı nasip eylesin inşallah. Benim eşim Ramazan bile olsa çok küfrediyor. Beni rahat bırakmıyor, her şeyime karışıyor. Ben bazen keşke Ramazan bitse diyorum. Acaba günaha giriyor muyum? Eşim kendisi de derviş. Vay, devrilmiş o. Derviş küfretmez. Derviş hakaret etmez. Derviş öyle insanları huzursuz etmez, rahatsız etmez. Derviş ölçünün dışına çıkmaz. Derviş Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin ahlakıyla ahlaklanmıştır. Dervişler Muhammedi ahlakla ahlaklanır. Dervişlik Muhammedi ahlak üzerine durmaktır. O yüzden normalde bir kimse hem oruç tutuyor, hem ağzının vavını bozuyorsa dervişlik ona uğramamış. Bir kimse dervişliğe uğramazsa dervişlik ona uğramaz. Kim Allah'a bir adım yaklaşırsa Allah ona 10 adım yaklaşır. Kim Allah'a 10 adım yaklaşırsa Allah ona 100 adım yaklaşır. Kim Allah'a 100 adım yaklaşırsa Allah ona koşar. Bir kimse dervişliğe yaklaşırsa dervişlik ona yaklaşır. Dervişliğe yaklaşmazsa dervişlik ona yaklaşmaz. Bunun gibi bir kimse aşık olursa Cenab-ı Hakk'ın aşıklığını görür. Aşık olmazsa Cenab-ı Hakk'ın aşıklığını görmez. Bir kimse 10 adım atarsa Allah'ın kendisine 100 adım attığını görür, idrak eder. Bir kimse 100 adım atarsa Allah'a yönelik, Allah'a doğru, o zaman Cenab-ı Hakk'ın kendisine koştuğunu idrak eder, anlar. O yüzden bu tip gayri ahlaki nokta dervişlik değildir. Allah bizi affetsin. Kedi öldürmenin günahı nedir? Normalde eğer bir bütün hayvanı, haşeratı öldürmek sufilerce caiz değildir. Ne zaman ki bir hayvan bir kimseyi öldürmek kastıyla hareket ederse, o zaman bir sufinin kendi canını kurtarma, koruma noktasında yılanı, çıyanı öldürme gibi, yırtıcı hayvanları öldürme gibi bir durumu olur. Ama öbür türlü bir kimsenin bir hayvanı öldürme noktası olmaz. Hayvanları bu noktada, zarar vermeyen hayvanları öldürmemek gerekir. Dışarıdakiler yine uğultu geliyor. Bir iki gün oruç tutmadım, farz orucu olarak sayılır mı? Bir iki gün Ramazan'da oruç tutmayanlar, Ramazan'dan sonra onu iade edecekler. Bildiğimiz bu, anladığım bu oldu. Mü'minin suresinde geçen, kurtuluşa eren mü'minler hakkında, onlar boş şeylerden yüz çevirirler ayetinde bahsedilen boş şeyler nelerdir? Evet, Mü'minin suresi ayet 1. ile 11. ayetin arasında müminlerin faziletleri anlatılır. Ve ayetin başlangıcında da o müminler ki kurtuluşa ermişlerdir der. Rivayet edilir ki Cenab-ı Hak
Adn cennetini yapar ve meleklerine o cennetin kapısını açar. Melekler o cenneti görürler. Melekler o cenneti gördükten sonra o müminler ki kurtuluşa erenlerdir derler. İşte o kurtuluşa erenlerden sonra, o ayetten sonra kimler kurtuluşa ererler? Cenab-ı Hak yukarıdan aşağı sıralamaya başlar. Bunun bir tanesinde de onların, kurtuluşa erenlerin, o müminlerin bir vasfı da onlar boş şeylerden yüz çevirirler. Boş şey, bunu eğer biz ilmel yakin noktasında bakarsak, Kur'an ve sünnet dairesinin dışındaki her şey boş şeydir. Mecaz. Bir kimsenin sünnet-i Resulullah'ın dışındaki her hareketi boş şeydir. Bunu böyle adım adım içeri doğru alıyoruz şimdi. İlmel yakinden doğru içeri alıyoruz. Haramların hepsi de boş şeydir. Eğer bir kimsenin üzerinde haram var ise boş şeyle uğraşıyor. Boş şey. Bu işin ilmel yakin noktası, şeriat noktası. İşin bir adım daha ilerisi, aynel yakin noktasındaki boş şeyler. Sünnet-i Resulullah'ın dışındaki bütün her şey boş şey. Bu bir adım daha içeri. Bir kimsenin sabah kalktığından akşam yatıncaya kadar yatma şekli şemali dahil buna. Bütün hayatı dahil buna, içsel ve dışsal her şeyini sünnet-i Resulullah'a bağlaması. Ve sünnet-i Resulullah'a uygun olmayan herhangi bir şeyi haram olmamış olsa dahi terk etmesi. Bir kimse karnını doyurabilir mi? Doyurabilir. Sünnet-i Resulullah doyurmadan kalkmış. Doyurmadan kalk. Üç öğün yemek yiyebilir mi? Yiyebilir. Sünnet-i Resulullah iki öğün yemiş. İki öğün ye. Bir pirinç tanesini atmamış. Atma. Dilinden hiçbir kötü söz çıkmamış. Çıkmasın. Gözüyle hiç harama dalmamış. Daldırma. Kulağıyla haramı hiç dinlememiş. Meleğini hiçbir şey dinlememiş. Sünnet-i Resulullah. Hayatın can damarı. Sünnet-i Resulullah. Dinin can damarı. Sünnet-i Resulullah. Ahlakın can damarı. Sünnet-i Resulullah bu dünyadan göçüp giderken cennet hayatı yaşamanın can damarı. Sünnet-i Resulullah o Allah'ı zikreden, o Allah'ı sevenler için Muhammed-i Mustafa'da güzel örnekler vardır. Sünnet-i Resulullah bu aynel yakin noktasında o kimsenin bütün hayatını, bütün tavır ve davranışlarını, bütün fiiliyatını, bütün fikriyatını sünnet-i Resulullah'ın üzerinde kurgulamak. Boş şeylerden uzak durmak. O kimsenin günlük zikrini tamamlaması, devamlı Allah'ı zikretmesi, devamlı pozitif düşünmesi, hayır hasenat düşünmesi, kötülük düşünmemesi. Sünnet-i Resulullah, bütün her şeyin bu noktada merkezi hükmünde. Ve sünnet-i Resulullah'ı her şeyden üstün tutma. Her şeyden üstün tutma. Hayatın zahiri kısmını komple ona bağlama. Boş şeylerden yüz çevirme. Bir adım daha içeri. İlmel yakin, aynel yakin, hakkel yakin noktası. Allah'ın sıfatlarına bürünme.
Allah'ın rengine bürünme. Allah'ın kokusuna bürünme. Cenab-ı Hakk'ın onun üzerine giydirmiş olduğu kıyafet neyse o kıyafete ram olma. Bu da boş şeylerden çevrilme. Bir an dahi olsa Hak'la irtibatını kesmemeye uğraşmak. Devamlı zikrullah üzerine durmak. Devamlı Allah'ın, hani o meşhur Cibril hadisi var ya, Allah'ı görüyormuşçasına yaşamak. Allah'ı görüyormuşçasına yaşamak. İşte bu da hakkel yakin noktası. Allah'ı görüyormuşçasına yaşamak. Eğer diyor bu hadisi şerifte ne diyor? Böyle yaşamasan dahi yaşayamazsan her an onun seni gördüğünü, onun seni gördüğünü hissetmen. Bu ne? Bu da aynel yakin noktası. Bu hakkel yakin noktası aşk hali. Her an o hali muhafaza edemeyebilirsin. Orası çok güç bir nokta, zor bir nokta. Orası çok dikkat isteyen, kılı kırk yarmak isteyen bir nokta. Ola ki o hal her an tecelli etmeyebilir. Ama her an yaşamak noktasında durduğun nokta, onun seni gördüğünü her an hissetmen. Bu da Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin zahiri ve batini bağlılık. Her şeyle. Bakmayın siz şimdi o hokkabazların bize Kur'an yeter, sünnet-i Resulullah'a dil uzatmak, hadis-i şerifler sahihti değildi tartışması yapmak, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin sünnetlerini, hadislerini hor hakir görmek, küçük görmek. Bunlar böyle çok özür dilerim hepinizden de ama bunlar alim filan değil. Bunlar din adamı filan değil. Bunlar hiçbir şey değil. Bunlar batılıların bizim içimize koymuş olduğu el bombaları. Bunlar televizyon kuşu olmak için sünnet-i Resulullah'ı, hadis-i şerifleri reddedip televizyon kuşu oluyor bunlar. Her ayda maaşları yatıyor bunların hesaplarına. Onların bir tek vazifeleri var. Hadis-i şeriflerin üzerinde şüphe oluşturmak ve reddetmek. Reddedenler daha fazla para alıyorlar. Hadis-i şerifleri birisi reddetti mi? Bu hadis-i şeriflerin hiçbirisi de sahte ve hepsi de sahte, hiçbirisi de sahih değil diyorsa o daha fazla maaş alıyor. Ya içinde sahih olmayanları da var. İşte biz Kur'an'a bakarız filan diyorsa o daha az maaş alıyor. O biraz daha korkuyor. Kim hadis-i şeriflerin üzerinde şüphe oluşturacak bir şey söylüyorsa bilin ki o din düşmanı. Bilin ki o Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin üzerinden yaşanan dini ifsad etmek için gönderilmiş bir ajan. Evet. Direkt böyle düşünün. Ve hiç dinlemeyin. Ve protesto edin. Nereye şikayet edilmesi gerekiyorsa şikayet edin. Müslümanlar cesaretli değil ki. Korkak. Benim üzerimde edilen şikayetleri bir tanesi, bir kimse şu normalde hadis inkarcılarına şikayet etse adamlar konuşmaya korkarlar. İki cumhuriyet savcısı onları çağırsa siz halkın inancını ifsad etmekten, milleti teyakkuza geçirmekten, insanların inancını hakaret etmekten gelin bakayım dese onlar korkar, kimse şikayet etmiyor ki. Sünnet-i Resulullah'a uymak dinin canıdır, canı. Namazın kılınış şekli şemali sünnet-i Resulullah'ta.
Vakti sünnet-i Resulullah'ta. Zekatın miktarı sünnet-i Resulullah'ta. Orucun zamanı sünnet-i Resulullah'ta. Oturmuşlar orucun vaktiyle tartışıyorlar. Bir saat fazla oruç tutturuyorsunuz bize. Be adam, memlekette haram diz boyu, ona ne açıklama yapmıyorsun? Orucun bir saatiyle uğraşan kimse, eşcinseller memleketi sarmış. İstanbul'da yürüyüş yapıyorlar çırılçıplak. Ramazan gününde. Biz Ramazan gününde çırılçıplak yürüyüş yapan eşcinselleri değil, orucun bir saatini konuşuyoruz. Şu ümmetin geldiği noktaya bak. Demokrasi var deyip demokrasi eşcinsellere. Hak hukuk eşcinsellere. Siz şuradan la ilahe illallah, la ilahe illallah diye diye heykele kadar gidin, 1000 tane polis sizi basar. Evet. Siz şuradan heykele kadar la ilahe illallah, la ilahe illallah diyerekten gidemezsiniz. Zaten 2 tane polis görse bir düdük hepimiz de dağılırız. Hepimiz de dağılırız. Çıksam ben şuradan heykele kadar la ilahe illallah, la ilahe illallah bilmiyorum 20 kişi kalır mı yanımda 10 tane polis gelse? Kalmaz. Adam televizyona çıkıyor, hadisleri inkar ediyor. Hadisleri inkar ediyor. Herkes susuyor. Susuyor. O bir tane STV'de bundan 10-15 yıl önce program yapan bir Güner miydi neydi, bir sunucu vardı, yarışma programı. Kim? Ümit Güner'i. Neyse, Güner'i Ümit mi adı? Bir laf söyledi ya. Siz dedi mum söndü mü yapıyorsunuz, kızılbaş mısınız dedi. O Star TV'nin önü doluverdi. Adamın televizyonculuk hayatı bitti. Bitti. Halbuki adam Alevilere bir laf söylememişti, ha Alevi filan dememişti bildiğim kadarıyla. Ha öyle bir algı var ya, Aleviler mum söndü yapıyorlar diye. Halbuki mum söndü, kızılbaş şeylerin... Şimdi kızılbaşlığın iki tarafı var, onlara girmek istemiyorum. Halbuki mum söndü Beyrut şeytana tapanların bir ritüelidir. Beyrut'un dağlarında şeytana tapanlar vardır. Bu şeytana tapanların bir ritüelidir. Doğrudur bu. Onlar büyük bir odaya toplanırlar. Gerçekten de bir tane horoz koyarlar. O horoz oradaki ışığı kanat çırpınca söndürür. Söndürdükten sonra orada bulunan herkes bir kadının bir işte örtüsünü, bir şeysini alır. Karanlıkta kim kimi tutarsa. Ondan sonra ışıkları yakarlar. Kimin örtüsü, kimin elindeyse alır gider. Beyrut'un dağlarında şeytana tapan bir topluluk bu. Bunların ritüeli. Bunlar da dini ibadet gibi görüyorlar bunu. Sapkınlığın sonu yok. Aynı şey bir kısım zerdüşlerde de var. Bir kısım. Tarihle sabit bunlar. Araştırmacılar yazmışlar. Beni ilgilendirmiyor. Doğrusu nereye kadar doğrusu, yanlışı nereye kadar doğrusu. Adamın televizyon hayatı bitti. Bizim televizyonlarımızda Ramazan gününde bir de hadisleri inkar edenleri mi ararsınız? Hadisleri reddedenleri mi ararsınız? Hiçbir sıkıntı yok. İşte burada o boş şeylerden yüz çevirmek zahiri noktada, ilmel yakin noktasında haramlardan yüz çevirmek. Aynel yakin noktasında içsel ve dışsal
Hazreti Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine uymak, hakkel yakin noktasında Allah'ın sıfatlarına bezenmek. Allah bizi onlardan eylesin. Sır gibi seversen eğer muradın gerçekleşir. Çünkü tohum toprağa gizlenirse yeşerir. Hazreti Mevlana. Bu söz hakkında ne düşünüyorsunuz? Ne düşünelim ki? Hiçbir şey düşünmeyiz. Hazreti Mevlana Celaleddin Rum Hazretleri devamında der ki bir kimse niyetini açıklamayacak. İçinde tutacak. Bir şeye niyetlendiyse onu içinde tutaraktan onu devam ettirecek. Ancak o zaman başarıya ulaşabilir der. Tabii bunu hemen normalde bir veçeden de zayıf der bazı hadisçiler o hadis-i şerif. Hani bir kimse bir kimseyi severse, cin karşı cinsle alakalı. Bir kadın bir erkeği sevdi, bir erkek bir kadını sevdi ama bir türlü içinden açamadı bunu, içinde tuttu. Sevemedi, sevdi, bunu kimseye açıklayamadı ve bu sevgisiyle öldü. Şehit hükmündedir der hadis-i şerif. Bunu normalde bazı hadis kritercileri bunu zayıf hadis dese de sufiler bunu zayıf hadis olarak algılamazlar. O yüzden kalbinde ilahi aşkla ölenin şehit hükmünde olduğuna inanırlar. Yalnız burada kalbinde ilahi aşkla ölenin. Hatun sevgisiyle, erkek sevgisiyle ölenin değil. Sufiler şerh düşerler. Kalbinde ilahi aşkla ölenin, Allah aşkıyla ölenin, yatağında ölse dahi şehit hükmünde olduğuna inanırlar sufiler bu hadis-i şeriften. Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri Allah-u Alem o beytinde de Mesnevi'de bunu beyan ediyor. Ve diyor ki sen bu noktada toprağa ek bir tohum. Tohum ne? Tohum ne? İlahi aşk tohumu. Allah'ı sevme. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine tabi olma tohumu. Sen o tohumu at kalbinde. O kalbinin o çorak toprağına onu göm. Yeşersin orada. Ağaç olsun. Bütün kalbini kaplasın. Ama bunu ne yazık ki son dönem herkes bunu karşı cinse olan bir sevgi, bir muhabbet olarak algılıyor. Biz onu da sevemiyoruz ki. Aziz Allah. Yani bir kadın, bir kız, bir erkeği seviyorsa sevdin mi bunu? Sevdin. Git otur de ki ben seni seviyorum. Beni nikahına alır mısın? Ben seninle evlenmek istiyorum. Bir laf. Yok. Erkek kızı seviyor. Çok basit. Gönder anneni babanı diyorum ben. İstet. Yok. Evlenmek. Bir dakika. Evlenecek olana evlenmek bir dakika. İki dakika çok uzun zaman. Ama yok. Biz yine o az önceki ayet-i kerimede vardı ya neydi söz? O müminler ki boş şeylerden yüz çevirirler. Biz boş şeylere dalacağız. Biz her ne kadar görüntümüz derviş ise de görüntümüz Müslüman ise de ahlakımız Avrupa ahlakı olacak. Biz gideceğiz, konuşacağız, yiyeceğiz, içeceğiz, gezeceğiz, kol kola duracağız. Birbirimizi koklayacağız. Ne? Evlenecekler, birbirlerini tanıyorlar. Birbirlerini tanımadan mı evlensinler? Hala. Gördüler, tanıdılar, tiyansın. Ne oldu? Ruh ikizimiz değilmiş. Ne oldu? 5 yıl sonra elektrik alamadık. Elektrik kesildi. Bu nasıl bir elektrikse? 2 yıl, 3 yıl, 4 yıl konuşmuşlar, yemişler, içmişler, gezmişler, tozmuşlar, her türlü her şeyi işlemişler. 4 yıl sonra elektrikler kesilmiş, karanlıkta kalmışlar. Gitti. Biz İslam'ız, Avrupa'ya dönmüşüz.
İslam o zaman. Hanımefendi çarşaflı, babası sakallı, şalvarlı. Kızı tanıyacakmış, evlenecek olduğu erkeği. Biraz geçsinmiş, kendisi yapamamış ya. Buyuz. Ya bir kimse İslam'ı kendine ölçü etmemiş. Bu onun için normal. Ona bir sözüm yok. Onun davranış biçimi bu çünkü. Ona bir sözüm yok. O zaten kendini koruyor. İşin en ilginç noktası da bu zaten. O zaten kendini muhafaza ediyor. Bizim böyle İslami kesim, muhafazakar dediğimiz, sevmediğim kesim. Muhafazakar. Sevmem hayatta. İslam, İslam'dır. Kur'an, sünnet neyse onu emredecek, Kur'an, sünnete göre yaşayacak. Haram haram. 3 sefer görüşmeye hakkın var. Otur 3 sefer görüş. Oldu oldu, olmadı olmadı. Allah yoluna açık etsin. Böyle değil. Oo. Her türlü melaneti işleyeceğiz biz. Allah bizi affetsin. Öyle olunca sıkıntı oluyor. İşte Hazreti Mevlana onu söylerken sakın öyle kendi kendine Hazreti Mevlana'nın aşkını, muhabbetini, onun böyle bu tip beyitlerini sakın ha karşı cinse olan birbirlerine olan duyguları adapte etmeyin ha. Mübareğe zulmetmiş olursunuz. O kendince Allah aşkını tarif etti hep. İlahi aşkı tarif etti. Hatta insanların Allah'ın haricinde bir şeyi sevmesini mecaz olarak gördü. Dedi ki o mecaz. Bize hakikat değil. Ama dedi aşkın varlığına delildir dedi mecaz olan sevgi. Mecaz olan ne? Taklidi. Taklidi olan sevgi tahkikin varlığına dedi işarettir. Allah bizi onlardan eylesin. Bir mescide ilk defa girdiğimizde kılmış olduğumuz tahiyyatül mescid namazına nasıl niyet ediliyoruz? Çok basit, aynı yazmışsınız zaten. Niyet ettim ya Rabbi tahiyyatül mescid namazımı kılmaya. Bu kadar. Cemaat sevabı kazanabilmek için en az kaç kişinin birlikte namaz kılması gerekir? Hanefi'ye göre 3 kişi yeterli. Şafii'ye göre 40 kişi lazım. Cemaat sevabı alabilmek için. Pardon, cemaat olması için. Ben evlilik yaşında bir genç kızım, ailemle birlikte yaşıyorum. Ev işlerini yapmakta zorlanıyorum yetiştirilme tarzımdan dolayı. Ancak ailem bu konuda çok ısrarcı davranıyor. Özellikle annem ve erkek kardeşim. Ben bu konuda ne yapmalıyım? Normalde bizde geleneksel olarak evlerimizde kadınlar ev işlerini yaparlar. Bu Anadolu'daki bir oturmuş yerleşmiş gelenektir. Türklerden ta Orta Asya'dan gelir. Bu topraklarda Orta Asya'dan göçmüş gelmiş olan Türkler gelenek olarak ana hat gibi dururlar. Kültürel açısından. Türkler sonra Müslüman olunca, İslam olunca kendi geleneklerinde İslam'a ters gelen yerleri atmışlar. Diğerlerini muhafaza etmişler. Yani haramları atmışlar, diğerlerini muhafaza etmişler. Mesela Mekke, Medine, Hicaz bölgesindeki gelenek, evin hanımefendisi hiçbir işle ilgilenmez. Ama bu İslam öncesi de aynıdır. İslam öncesi de evin hanımefendisi bir işle ilgilenmez. Kölelik sistemi var ve cariye sistemi var. Tabii o güne kadar köle ve cariyeler normalde o işi yapıyorlar. Siz şimdi İslam öncesi adamın 80 tane hanımı var,
siz zannedersiniz ki bu 80 tane hanımıyla adam yatıyor, kakıyor, işte zevk alem ediyor. Adamın 80 tane cariyesi varsa, kölesi varsa bunlar çalışıyor, hayvanlara bakıyorlar, tarımla ilgileniyorlar. O gün için sistem bu. Şimdi fabrika, adam fabrika çalıştırıyor, 2000 kişi çalışıyor yanında. O zaman için böyle fabrika sistemi yok. Yanında çalışacak elemanlar lazım. Cariye topluyorlar, köle topluyorlar. Aynı şey Osmanlı padişahları için de geçerli. İşte padişahın 100 tane, 150 tane, 200 tane cariyesi var. Herkes diyor ki padişahın 200 tane cariyesi var. Zannediyor ki padişah bütün gün sabahtan akşama kadar, öyle gösterdiler ya bir muhteşem yüzyıl diye. Hiç seyretmedim ama padişahın işi gücü yok, sabahtan akşama kadar 200 tane cariyeye dolaşacak. Kraliçe arı gibi. Hiç kimse düşünmüyor. Bu sarayda iş var. Devlet başkanları geliyor, sefirler geliyor, paşalar geliyor, bakanlar geliyor, yemekler yeniliyor. Bu sarayın hizmeti var. Onların hepsi de maaşlı memur gibi, işçi gibi. Hepsi de maaş alıyorlar. Hepsi de sarayda istihdam ediliyorlar, çalışıyorlar. Şimdi git, örneğin işte valinin etrafında bir sürü çalışanı var. Devlet veriyor. Olması lazım zaten. Şoförü ayrı, koruması ayrı, içerideki koruması ayrı, dışarıdaki koruması ayrı. Bir misafir geliyor, onları karşılama. İş, belediye başkanları da aynı. Ama İslam'a kafayı takmış ya adam, laf söyleyecek ya. Bu kadar cariye neden var? Ya o cariyenin yiyeceğini, içeceğini kim toparlayabilir? Adamın malı var, mülkü var, devesi var, ineği var, tarlası var. Ona işçi lazım, cariye de lazım. O 5 tane cariye alıyor, 10 tane cariye alıyor. Çalışacak eleman lazım. Bunun gibi. Allah muhafaza eylesin. Huuu. Tekke'de bayramlaşma olacak mı? Olacak inşallah. Allah'tan bir şey gelmezse. Hangi beyitte kalmışız? Okuyalım. O İsa'nın tek renkli oluşundan bir koku almamıştı. İsa küpünün huyuyla huylanmamıştı. Bu İsa küpünü anlattım herhalde, öyle burada mı anlattım, başka yerde mi anlattım bilmiyorum ama. İsa aleyhisselam 14-15 yaşlarına gelince annesi onu Mısır'a götürür. Dedikodu, laf, küf, bir sürü olaylar. Mısır'a giderler. Mısır'a gidince onu bir kumaş boyacısının yanında çalışmaya verir. O boyanenin sahibi küpleri gösterir. 5-6 ana renk var. Boyaları da gösterir. Der ki bunları siyah, bunları kırmızı, işte bunları yeşil, bunları mavi boyayacaksın der, gider. Akşam olduğunda elbise sahipleriyle boya sahibi gelir, bir bakarlar ki İsa aleyhisselam bütün elbiseleri bir küpün içerisine koymuş. Herkes böyle ah vah, ver yansın, çek uzansın. İsa aleyhisselam gider küpün başına. Müşteriye sorar, seninki ne renk olacaktı? Siyah. Onun elbisesini çıkarır verir küpten, simsiyah. Seninki ne olacaktı der, mavi. Onun elbisesini çıkar, masmavi, ona verir. Seninki ne olacaktı? Beyaz. Çıkarır, onunkini de beyaz verir. Aynı küpten. Burası biraz böyle derinlemeye nüfuz edilmesi gereken bir yerdir. Bütün gördüğünüz renklerin
anası renksizliktir. Bütün aldığınız kokuların anası kokusuzluktandır. Bütün gördüğünüz varlık yokluktandır. Var olarak gördüğünüz her şey yokluktan gelir. Renkli gördüğünüz her şey renksizlikten gelir. Çok gördüğünüz her şey birlikten gelir. Bir sürü Adem, öyle değil mi? Hepsi de Adem'den gelmedir. Hepsi de melek. Bir tek melekten gelir. Ve biz hepsine de ne deriz? Melekler deriz. Bütün var gördüğünüz her şey bu noktada yokluktan gelmektedir. İşte diyor ki burada o vezire laf söylüyor. O diyor İsa'nın tek renkli oluşundan bir koku almamıştı. Bütün dinler tektir aslında. İsimleri farklıdır. Hazreti Allah Kur'an'ında ne dedi Celle Celaluhu? Bütün dinler İslam'dır dedi. Adem'den itibaren yeryüzüne gelen bütün dinler İslam'dır. Ve bütün peygamberler İslam'ı getirmişlerdir yeryüzüne. Sen İsevi, Musevi, Yakubi diye ayırırsın. Hepsinin de yeryüzüne geldikleri andan itibaren vazifeleri İslam dinini tebliğ etmek ve yaymaktır. O yüzden yeryüzünde nerede bir inanç var ise onun temelinde İslam vardır. Sonradan dejenere olmuş, sonradan bozulmuştur. Bakın Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin hadislerini inkar etmeye başladılar. Bu bir dejenere yapmak için bir hamle. İslam dünyası bu hamleyi nasıl karşılayacak? İslam dünyası bu hamlenin karşısında ne yapacak? Bu bir hamle. Museviler de İsa aleyhisselama hamle yaptılar. Onlar gerçek Musevi değillerdi. Onlar gerçekten Musevi olmuş olsalardı İsa aleyhisselamın peygamberlik nurunu görürlerdi. Onlar işin hakikatinde değillerdi. Din adamları, tarih boyunca dinden geçinenler dinin hakikatini görememişlerdir. Dinden nemalananlar, dinden para kazananlar, dinden çoluğunu çocuğunu geçindirenler, dinden kendini geçindirenler dinin hakikatini anlamaktan uzak olmuşlardır. Tarih boyunca bu böyle olmuştur. Hahamlar, keşişler, papazlar, bizim bugün için imamlar, müftüler, profesörler dinden geçindikleri için dinin hakikatini anlamaktan uzak durmuşlardır. Çünkü maaşını aldığı yerin kılıcını sallayacak. Parasını aldığı yerin kılıcını sallayacak. Allah'ın kılıcını sallamayacak. Allah'ın kılıcını sallayanlar ancak gerçek dindarlar, müminlerdir. Bir kimse dinden geçiniyorsa o dinden geçindiği için dinin hakikatine ulaşmakta muhakkak güçlük çekecektir. İşte tarih boyunca insanlık ne çektiyse dini istismar eden bu din adamlarından çekmiştir. Bunlar dini istismar ederekten kendilerine bir makam, mevki oluştururlar. Dini istismar ederekten kendilerine siyasi bir mevki, makam oluştururlar. Dini istismar ederekten kendilerine ticari bir mekan, ticari bir makam, ticari bir mevki oluştururlar. Dindarları ve dini istismar ederekten ne yazık ki kendilerini düşünmüşlerdir. Ve insanlık tarihi boyunca ne çektilerse bunlardan çekmişlerdir. Toplumları savaştıran bunlardır.
Toplumların birbirlerinin kanını akıtan bunlardır. Toplumları birbirine öldürttüren bunlardır. Kaç tane Haçlı seferi oldu? Başlarında kimler vardı? Papazlar vardı. İnsanların gayet makul ve malum, masum din duygularını istismar ederekten savaşlara götürüp insanları katlettiler. Aynı şey bakın İslam dünyasında oluyor. 200 yıldan beri kan akıtılıyor İslam dünyasında. Gayrimüslimler cesaret edip tek başına gelip Müslümanlarla savaşamıyorlar. Müslümanları parakende ettiler, böldüler. Bir sürü siyasi ve hizbe bölündüler. Bir sürü itikadi hizbe bölündüler. Şiası sünnisine, sünnisi şiasına. Yetmedi sünniler kendi içlerinde bölündüler. Yetmedi şialar kendi içlerinde bölündüler. Şia kendi içerisinde 12'ye bölünme. 12'ler kendi içerisinde bir de 3'er 5'er daha koy 40'a bölünme. Bir gün bir inceledim 40 tane ayrı hizif var Şia'nın içerisinde. Hepsi de birbirini küfürle itham ediyor. Sünnilerin içerisinde var bir sürü şimdi. İtikad olarak da sıkıntılı. Bu tip sıkıntılar var ve bu sıkıntılarla insanlar birbirlerini katlediyorlar. Bakın Orta Doğu'da insanlar din adına birbirlerini katlediyorlar. Yetiştiriyorlar, büyütüyorlar, besliyorlar, ellerine de silah veriyorlar. Kimi vuruyor? Müslümanı vuruyor. Diline sahip çık. Dilinle kimi eleştiriyorsun? Dilinle eleştirdin eğer ki la la ilala Muhammeden Resulullah diyen bir kimse ise diline sahip çık. Kurşunun önünde kim var? Namlunun önünde kim var? Senin namlunun önündeki kimseye bak. Namlunun önünde bir Müslüman var ise sen gerçekten şeytana uydun, saptın. Namluların önünde Müslümanlar var, başka bir şey yok. Namluların önünde Müslümanlar var. Bakın bütün İslam dünyası ders almamış. Bosna Hersek'te yapılan katliamın yıl dönümü. Ders almamış İslam dünyası. Ders almamış. 300 binin üzerinde şehit var. Bosna'da. Ders almamış İslam dünyası. Birbirini yiyor. Allah muhafaza eylesin. İşte bütün dinler İslam hepsini yeryüzüne gönderen Allah Musa aleyhisselamın peygamberliğini peygamber olarak tasdikleyen ve gönderen Allah İsa aleyhisselamı peygamber olarak gönderen Allah Adem'den Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine kadar bütün peygamberleri gönderen Allah. Hepsi de İslam. Bunun kokusunu al. Bunun idrakini yaşa. Bunun idrakini yaşa. Diyor ki işte o İsa'nın tek renkli oluşundan bir koku almamıştı. Bir de doğru dini aktaranlar bize böyle öyle söylerler ya klasik din anlatıyor canım adam sıkılıyor ondan. Bize doğru din anlatan kimse bize klasik bayağı ötelenmiş böyle yok ya çetrefilli şeyler anlatmıyor bu. Ya bırak ya klasik dergah adamı işte. Yani bir işe yaramaz. Tek renkli, tek koku. Onun dediği Kur'an ve sünnet. Öyle olunca ona tat vermiyor. Bildiği hadisler, bildiği ayetler. Bas duşa bak karşıda. Ayet-i kerimeyi okudum, okudun tamam bitti. Bas duşa hadis-i şerif, aa tamam işte. Ya aynı şeyi söylüyor ya. Bizde hastalık bu. Geçmiş insanlarda da hastalık. Ne anlıyorsunuz siz oraya gideceğiniz sema ediyorsunuz, dönüyorsunuz, başka ne yapıyorsunuz ki? Evet. Sen ne yapıyorsun? Hadisleri inkar ediyorsun. Sen ne yapıyorsun? Buhari sapık diyorsun.
Sen ne yapıyorsun? Ne yeni bir din mi getireceksin? Ayet belli, hadis belli. Ne yapacaksın? O klasik din adamı değil. Ne o? Modern din adamı. Klasik karşısı ne? Modern. İyi. İyi. Sen ne getirdin bize? Ayetin lafzını mı değiştireceksin? Ayetin manasını mı değiştireceksin? Hadisin lafzını mı değiştireceksin? Hadisin manasını mı değiştireceksin? Sen ne getireceksin bize? Yeni bir din mi getireceksin? Yeni bir din getireceksen, aa iyi harika ya, vay sen peygamber oldun demek. İnsanlarda bir de bu var. O tek koku, tek renk. Kur'an sünnet, dinle Kur'an sünnet kardeş. Ya biliyoruz zaten bunu. E bildiğini ben de biliyorum, yaşamıyorsun ama. O haramı işliyorsun. O harama gözünü dikiyorsun. O haramla iç içe yaşıyorsun. O haramdan tat alıyorsun. O haramdan zevk alıyorsun. O haramı istiyorsun. Nefsin terbiye olmuyor. O nefis terbiyesine girmiyorsun. O nefisle mücadele yolunu seçmiyorsun. Haram çok lezzetli. O yüzden haramın lezzetli olduğu yere gidiyorsun. Öbürküne de helal lezzetli. O da helalın lezzetine koşuyor. Helalın lezzetine koşan demode. Helalın lezzetine koşan klasik. Haramın lezzetine koşan modern. Hatta ultra modern. Hatta uzay fıkıhçısı o. Vah vah vah. Uzay fıkıhçısı. Biz bu ara bana da öyle diyorlar. Klasik. Ben bu eşcinsellere laf söyleyince klasik ya, klasik tarikat adamı. Ya eşcinselleri seveceğiz. Allah'ın lanetlediğini seveceğiz. Allah'ın lanetlediğini hoş göreceğiz. İnsanlık için en büyük dram olan, insanlık için en büyük hastalık olan, insanlık için en büyük sıkıntı olan, Adem'den itibaren bütün peygamberlerin lanetlediği, insanlık için, insanlık için lanetlenmiş bir hastalık olan eşcinselliğe hoş göreceğiz. Ben nasıl bir mevleviymişim eşcinselleri hoş göremiyormuşum? Eyvallah. Siz hoş görün. Kişi sevdiğiyle beraber, onlarla beraber haşrolun. Evet. Ne yazık ki devlet, eğitim sistemi bunun temeline girmekten uzak. Bizim eğitim sistemi çarpık çurpuk. Bizim adalet sistemi çarpık çurpuk. Çalışmıyor. Düzgün değil. Düzeltemiyorlar. İki şeyi düzeltemezseniz toplumu düzeltemezsiniz. Birisi eğitimdir, birisi adalettir. Siz eğitimi ve adaleti bir toplumda dizayn edip düzeltemezsiniz, o toplum düzelmez. Devleti idare edenlerin, devleti yönetenlerin en büyük vazifesi ve görevi eğitimi ve adaleti düzgün bir şekilde yürütmek ve yönetmektir. Yok bizde. 200 yıldan beri yok. Yeni değil. Osmanlı'da da adam gitmiş dağın birisini vurmuş, vermiş on akçe, gitmiş öbür taraftan çıkmış. O yüzden yıkılmış. Şimdi de aynı. Adam getiriyor 50 milyar, 100 milyar, 200 milyar bir para yediriyor. Adam elini kolunu sallaya sallaya gidiyor. Gazetelerde de dinlemeleri çıkıyor. Diyor ki 400 bin dolar harcadım bir gecede çıktım. Ulan bizim cebimizde çakı bıçağı bulsa biz karakoldan çıkamıyoruz. Adam sıkıyor her yere, öbür kapıdan çıkıyor. Adalet batmış.
Eğitim yok zaten. Kıymetli dostlar, bana söyler misiniz? Bütün Bursa'da, İstanbul'da, Tekirdağ'da, İzmir'de, Çanakkale'de Ramazan boyunca gezdiğim yerleri söylüyorum size. Her yerde okulların, her yerde okulların kocaman kocaman reklamları var. Bilmem ne üçüncüsü bizden, bilmem ne ikincisi bilmem, bilmem ne birincisi bizden. Bir sürü zaten harfleri ezberleyeceğiz artık ya. KPSS, YGS, YBS, TSS ne varsa var. Şahin'i Doğan'ı geçti bunlar. Bir sürü harflerden kurulu bir sınav sistemi var. Hepsinde de kocaman kocaman reklamlar. Birinciler, ikinciler, üçüncüler, beşinciler, ellinci, ilk yüzüncü her neyse reklamlar okuyorum. Bir tane reklam okumadım, bir tane. Bizim okulumuz en ahlaklıdır. Bizim okulumuz en terbiyelidir. Biz bizim okulumuzda en iyi dini eğitimi veriyoruz. Bizim okulumuzda uyuşturucu yok. Bizim okulumuzda yabancı madde kullanımı yok. Bizim okulumuzda fuhuş yok. Bizim okulumuzda şu yok. Bizim okulumuzda bu yok. Bizim okulumuza çocuğunuzu getirirseniz ahlaklı, evliya gibi bir çocuk alırsınız. Bir tane reklam yok. Bir tane reklam yok böyle. Ben gittim X bir özel okula. Dedim ki sıkıntı yaşıyoruz, böyle bir problemimiz var. Harika, alırız çocuğunuzu. Tamam, ne kadar? Şu kadar para, tamam. Dini eğitim olarak ne veriyorsunuz dedim. Dindar bunlar. Dindar. Nasıl dindarlar hem? Böyle yaptı hareket. Biz dini eğitim vermiyoruz dedi. Durdum. Dini eğitim ailelere ait dedi. Ya dedim, bu çocuğu siz sabah 7'de 8'de alacaksınız, öyle değil mi? Kaçta alıyorsunuz çocukları? E dedi, yerine göre işte 7'de alıyoruz dedi. Bu çocuğu 7'de alacaksınız. Kaçta bırakıyorsunuz? 5'te 6'da. 5'te 6'da bırakıyorsunuz dedim bu çocuğu. Bu çocuk yaklaşık 10 saatini sizinle geçiriyor. Bu çocuk eve geldiğinde dedim, anne baba zaten, baba dışarıdan geliyor. E anne zaten saçlar dikili. Üzeri komple çamaşır suyuna bulanmış vaziyette, temizlik delisi. Temizleyeceğim, yemek yapacağım diye uğraşıyor. Orasında toz kalmış, orayı sileceğim diye uğraşıyor. Anneler iki tane hadis okuyup çocuklarına öğretmekten uzak. Toplum bu. Televizyonda birisi Seda Sayan'ı izliyor. Birisi de orada tutturmuş ne bilmem X hocayı izliyor. Birisi de kim kimden evleniyor, kim kimden boşanıyor onu izliyor. Öbürkü de vay katil bulunmadı bugün ona bakıyor. O ertesi gün bugün ne giymeliye bakıyor. Bu evler. Bu kim hadis öğretecek, kim ilim öğretecek çocuklara? Alıyor baba, anne. Çocuğunu özel okula götürüyor. O diyor ki, biz din öğretmiyoruz. Kim öğretecek dini? Aile öğretecek. Ya aile yok. Ailede din öğretecek kimse yok. Baba bir tarikata, bir cemaate gidiyorsa, orada bir eğitim alıyorsa, oğlunu oraya götürebiliyorsa hasbelkader götürecek. Onda ne zamana kadar? 12-13 yaşına kadar, 14-14'e geldi mi problem var. 14 ile 24 arası 10 yıl problemli. Çocuk derse zikrullah'a gitmek istemiyor, kız çocuklar da aynı. Ne oldu? Battı. Eğitim battı. Uyuşturucu maddeler, tacizler, tecavüzler, hunharca katiller, hırsızlık, uğursuzluk, her türlü şeytani şeyler toplumun içerisine girmiş, basmış.
Kur'an sünneti anlatan da bize zaten klasik geliyor. Ne lazım? Vardı ya bir ara televizyonlarda dolaşıyorlardı. Onlar gibi. Horozdan kurban olur, olmadı balıktan da olur. Ya ayakkabıdan da zekat olur. Evet. Yok ayakkabıdan kurban da olur. Sıraya girmişlerdi ya. Bu ne? Modern uzay fıkıhçıları, din adamları. Allah muhafaza eylesin. İşte o tek renklilikten sıkılıyor insanlar. Yani ona biz Kur'an ve sünnet anlatırken şaklabanlık mı yapacağız bilmiyorum. Palyaço kıyafetleri giyip öyle mi oturacağız buraya? Öyle mi anlatacağız bilmiyorum. Direkt Kur'an sünnet ya. Ya siz direkt Kur'an sünnet anlatıyorsunuz ama. Allah Allah. Ben de yazıyorum. Suçumuz bu olsun elhamdülillah. Suçumuz bu olsun. Eksiğimiz bu olsun bizim. Kusurumuz bu olsun. Allah bizi affetsin. Bundan da usanıyor. İşte diyorlar tek renkli oluşundan bir koku almamıştı. İsa küpünün huyuyla huylanmamıştı. İsa küpünün huyu neydi? Herkesin kendi rengini bulmasıydı. Dergahlar İsa küpüydür. Bir kimse dergaha girer, bir tekkeye girer ve bir veya bir dine girer, kendi rengini bulur. Gerçek tasavvuf, sufilerin kendi rengini bulmasıdır. Sufiler kendi renklerini bulurlar ve parlatırlar. Sufiyi tek renk yapmaya çalışanlar, sufili tasavvufu bilmeyenlerdir. Hani vardır ya, tek renk sarık. İslam'da yok bu öyle. Tek renk cübbe, İslam'da yok. Tek renk örtü, İslam'da yok. Tek renk ve stil şalvar, İslam'da yok. Sahabe rengarenkti. Rengarenkti. İbn-i Revaha'nın sarığı pembeydi. Arkadaşları anlatıyor. Yok çekilirdi savaş meydanında kenara. Bekler en kızıştığı zamanı beklerdi diyor. Ondan sonra sarığını alırdı. Kafasına bir güzel dolardı. En ucunu da diyor ağzının içine alırdı. Öylesine girerdi ki diyor savaş meydanına. Biz diyor kenarlara çekilirdik. İbn-i Revaha geliyor. İşte şimdi galibiyet geliyor derdik diyor. Bir girerdi ki diyor düşmanın içerisine. Girdiği yer diyor bir anda toz duman olur dağılırdı. Sarının rengi neymiş? Pembe. Kızıla çalan. Onlar rengarenkti. Sonradan biz renklerimizi unutturdular bize. Bizi tek renge, tek kalıba sokmak istediler. İslam bu manada, bireysel manada tek kalıba sokulmaz. O yüzden mezhep var 4 tane. Tek kalıba sokulmamış. O yüzden o mezhebin içerisinde dahi tali fetvalar var. İmam Muhammed diyor ki bu böyle de olur. İmam Yusuf diyor ki bu böyle de olur. Kastalani diyor ki bu böyle de olur. İmam Şafii diyor ki böyle de olur. İmam Malik diyor ki böyle de olur. Ama hepsinin merkezi ne? Kur'an ve sünnet. Merkezi bu. O yüzden rengarenk olmalı. Rengarenk. O rengarenkliliğin tek renkten çıktığını gör ama. O ne? Kur'an sünnet. Hangi renge bürünürseniz bürünün, renginizin özü Kur'an ve sünnet olacak. Kur'an ve sünnet. Sünnet-i Resulullah'ta temeli var mı? Var. Öptük başımıza koyduk. Bu mezhebi inkar etmek değil. Ben Hanefiyim. Bana bir şey sorarlarsa Hanefi fıkhına göre söylüyorum. Genel olarak. Ama içinde yaşanamayacak şeyler var ise sünnet-i Resulullah'a bakaraktan diyorum ki böyle de yapabilirsiniz. Sakın bu konuşmamdan
mezhepsizliği çıkarmayın. Bu Selefi Vahabileri gibi. Böyle bir şey yok. Ben mezhebim var elhamdülillah. Ben akaidde bu noktada maturidiyim. Fiiliyatta bu noktada hanefiyim. Bundan gocunmuyorum. Öyle mezhepsizlerden değilim elhamdülillah. Değilim. Ama hanefiden işin içinden çıkamıyorsam Maliki'ye bakıyorum. Hanbeli'ye bakıyorum. Şafii'ye bakıyorum. Yine çıkamıyorsam Sünnet-i Resulullah'a bakıyorum. Sünnet-i Resulullah'ta varsa bir hadis o konuda arkadaşlara uygulama alanı olarak kapı aralıyorum. Hakkında hadis var. Bunu yapabilirsiniz diyorum. Evet, İsa küpünün huyuyla huylanmak, işte her rengi bu noktada parlatmak. Bu noktada insanların kendi renklerini, kendi anlayışlarını hoş görmek. Bir kimse pazartesi, perşembe oruç tutuyor. Âlâ, sünnette var. Bir kimse bir boş, bir dolu tutuyor. Âlâ, sünnette var. Bir kimse 13, 14, 15 oruç tutuyor. Âlâ, sünnete Resulullah'ta var. Bir kimse başında, ortasında, sonunda tutuyor. Âlâ, sünnete Resulullah'ta var. Ama bir kimse tek cumalar oruç tutmak istiyor. Yok kardeş sünnete Resulullah'ta. Sen cuma günleri tek cuma gün oruç tutamazsın. Neden? Ya bu benim rengim diyemezsin sen. Bu sünnete Resulullah'ta yok. Bana sorarsan ben derim ki cuma gün tek başına oruç tutmak sünnete Resulullah'a aykırı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri cuma gün tek gün oruç tutulmasını nehyetti. Bu benim rengim dersen sen sünnet-i Resulullah'a karşı çıkmış oluyorsun. Senin bu benim rengim deme hakkın yok. Sünnet-i Resulullah'ta sarık sarmanın sünneti belli. Ya hiç sarkıtmayacak, dolacak. Ya normalde bir tane sarkıtacak böyle, ya iki taraftan sarkıtacak, ya da arkadan sarkıtacak. Bunun haricinde bir sarık sarma metodu yok. Beline kadar sarık sarma metodu yok. Yok sünnete Resulullah'ta. Sen bu benim rengim deyip de sarığı beline kadar uzatamazsın kardeşim. Uzatamazsın. Ya benim rengim değil, yok kardeşim. Sünnete Resulullah belli. Sen kocaman bir sarık sararsın. Sarığın kendi içerisindeki bir özelliği Müslümanın kefenliğinin kafasında taşıması. Cihat ruhu bu. Sarığın sünnet olduğu yer cihat meydanıdır. Bedir'de bütün melekler başlarında sarıkla inmişlerdir savaşmaya. Sarığın sünnetullah olduğu yer Bedir savaşıdır. Sarık sarınız. Namaz kılarken sarınız, evde sarınız, zikrullah'ta sarınız. Şimdi kılık kıyafet yasası var, dışarılarda saramıyorsunuz. Sarık sarmak sünnet. Evinin içinde sar, namaz kılarken sar, zikrullah'ta sar. Ya dışarıda sarıyorlar, gösteriş yapıyorlar. Kardeşim, gösteriş değil o. Adam hulusi kalbiyle sünnet-i Resulullah'ı işliyor. Sen işleyemiyorsun, sebebin ne olursa olsun, kendince için ne olursa olsun, dil uzatma. Seni ilgilendirmez. Bırak. Sarık sarmak sünnet. Cumaları siyah sarardı. Savaşa giderken siyah sarardı. Hüzünlü günlerinde siyah sarardı. Sünnet. Kendi kafandan ama sarık sarma metodu geliştirme. Bu benim rengim diyemezsin. Dinse sünnet-i Resulullah'a uyacaksın. Ondan alacaksın. Onun huyuyla huylanacaksın. İsa'nın huyuyla huylanmak bugünkü dönem için Muhammed Mustafa'nın huyuyla huylanmak. Allah bizi Muhammed Mustafa'ya uyanlardan, onun ahlakıyla ahlaklananlardan eylesin.
buradan devam edeceğiz. O tertemiz küpte yüz renkli elbise ışık gibi arı duru bir hale gelir. Tek renge boyanırdı. Bir de işin tersi geldi şimdi. Erkekler evde sürekli eşine müdahale etmesi doğru mu? Değil. Buzdolap, mutfak, ev düzeni bu bizi rahatsız ediyor. Koşturuyorum, 3-4 çocuğum var. O öyle yapınca hiç evden çıkmamam lazım. Yani bu noktada erkekler böyle evin içerisinde her şeyle ilgili olması iyi ama dolabı açıp böyle patron gibi bu dolap düzgün mü değil mi diye bakması, her gün onu kontrol etmesi, bu da hoş bir şey değil. Dersleri bırakmak zorunda bırakıyor ama çok zorlanıyorum. Doğru olan nedir? Doğru olan eşlerinizle iyi geçinin. Ayet-i Kerime erkeklere söylüyor bunu. Ayet-i Kerime, kadınlarınız size Allah'ın emanetidir. Allah'ın emanetlerine iyi bakın. Onları üzmeyin, onları kırmayın, onları incitmeyin. Dolap düzgün değilse oturun kendiniz düzeltin. Ortalıkta baktınız toz var, al bezi kendin sil. En iyi derviş, en iyi derviş. Neydi? Aferin. Oldun mu? İnşallah. Böyle en iyi kılıbık olanlar evden bir diploma getirirlerse onlara da dervişlik icazeti vereceğiz. Gülüyorsunuz. Önceden böyle bir ibare varmış. Dervişlik icazeti verecek oldukları dervişlere eşlerini çağırırmış şey efendiler. Eşini bir gönder evladım, eşi gelirmiş. Bu evladımızdan sen memnun musun? Ya. Sen bundan razı mısın? Kadın memnunum, razıyım derse ona dervişlik icazeti verirlermiş. Allah bizi onlardan eylesin. Hacıya gitmek için yapılan bileziklerin zekatı verilir mi? Evet. 120 gram altına ne kadar zekat vermemiz gerekiyor? Mübarek, bende hesap makinesi yok. Altının gramını da biliyorum. Hacı Ahmet, ne kadar altın? 91 lira. 120 gram ne o? 2, 9, 18, 18 bin lira. 90 lira daha ne yaptı? 110 ne yaptı? 11.800. Vay. Şeye girdi, zekata girdi. Bir sene durduysa zekata girdi. Yaklaşık 300 lira falan tutuyor mu? Eğer bu bilezikler benim mihir hakkımsa eşim veya ben mi zekatını ödemek zorundayız? Para kiminse zekatı verecek. Kadınlara ne zor geliyor bileziğin ucundan kestirmek. Selamünaleyküm.